Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere özellikle yavru bir köpek edindiğinizde, yani yavru köpekle birlikteliğiniz yeni başladığında öncelikli olarak köpeğinize alıştırmanız gereken kurgulardan bahsedeceğim. Bu kısmı çok önemli çünkü yavruluk döneminde köpeğinizi nelere alıştırdığınız, nelere karşı tolerans oluşturduğunuz ilerleyen dönemde birlikteliğinizi daha uyumlu hale getirmek açısından oldukça önemli. Çünkü birçok köpeğin ilerleyen dönemlerde yaşı ilerledikçe edindiği kalıplaşmış yanlış davranışlar ya da istenmeyen davranışların kökeni bu dönemde kurguların doğru yapılmamış olması oluyor. Şimdi en başta yavru bir köpeğe kurgu olarak alıştırılması gerekenlerin en başında gelen şey yalnızlığa alıştırmak. Hep videolarımda bahsediyorum. Köpekler sürü hayvanları, dolayısıyla da yalnızlık onların tahammüllerini en çok zorlayan şey. Ama bebeklik döneminden itibaren yalnız kalmaya karşı bir tolerans oluşturursanız ilerleyen dönemde de hayatınızdaki kurgular değişse de köpek bu yalnızlığa alışık olacağı için bir problem yaşamıyorsunuz. Çünkü yalnız kalmaya alışmamış olan köpeklerde bir kere havlama, uluma, obje parçalama, kendine zarar verme gibi bir sürü problemle karşı karşıya kalıyoruz ve tabii ki oturduğunuz yerler toplu oturulan yerler olduğu zaman komşulardan gelen şikayetler, şunlar bunlar, köpekle ilişkinizin bozulması, hatta köpekten ayrılmanıza kadar gidebiliyor. O yüzden bebeklik döneminden itibaren evde çalışan biri olsanız bile ya da çalışmayan biri olsanız bile günlük rutinde zaman zaman yalnız kalmayı alıştırmak en önemli nokta. Yani yavru köpekte birinci dikkat edilmesi gereken şey. İkincisi tabii ki yine birçok yavru köpek sahibinin problemlerinden bir tanesi sınırlandırma. Yavru köpekte yavru köpeğin hem kendisine hem çevreye zarar vermemesi ya da çevreye verdiği zarardan dolaylı olarak kendisinin zarar görmemesi hedefli. İşte obje parçalayıp yutmak falan gibi. Çünkü bebek köpeklerde bilinç tıpkı insan yavrusundaki gibi henüz gelişkin olmadığı için hiç tahmin edemeyeceğiniz şeyleri parçalayıp yutabilirler. Bunlar da bir takım obstrüksiyonlar, tıkanmalara sebebiyet verebilir. Köpeğin hayatını tehdit edecek boyuta da gelebilir. Ve aynı zamanda tuvalet alışkanlığının kurgusu içinde köpeğin dünyasını ilk önce küçükten büyüğe doğru genişleteceğiniz için alan sınırlandırılması oldukça önemli. Birçok hayvan sahibi veyahut da işte çevreden duydu, işte köpeğin alanının sınırlandırılmasını köpeğe yapılan bir işkence olarak kafasında kurgulayabiliyor. Bu son derece yanlış. Şöyle bir empati yapabilirsiniz. Bir bebeğiniz olsa da onu parmaklıklı bir beşiğin veyahut da bir yatağın içerisinde tutuyorsunuz. Neden? Kontrolü sağlayabilmek için, kendisine zarar vermemesi için. Aynı kurgu köpek için de geçerli. O yüzden alan sınırlandırılmasına alıştırılmak da kurgu içerisinde yavru köpekte en önemli kavramlardan bir diğeri. Yine önemli noktalardan bir tanesi, köpeğin alışması gereken şeylerden bir tanesi, box ya da voyager içerisinde durabilmek. Bunu da bebeklikten itibaren alıştırmanız gerekiyor. Bizim box eğitimi diye bir videomuz var. Orada bu kurgunun nasıl şekillendirileceği konusunda bilgi alabilirsiniz. İzleyebilirsiniz videoyu. Box niçin önemli? Yarın bir gün insan hareketleri her yöne doğru gidebiliyor. İşte uçağa binmek durumunda kalıyorsunuz, ülke değiştirmek durumunda kalabiliyorsunuz. Bir transport durumu söz konusu olabilir. Özellikle arabayla seyahatte en güvenli yöntem köpeğin box içerisinde mutlaka transport edilmesi, seyahat etmesidir. O yüzden box da köpeğin alıştırılması gereken şeylerin başında geliyor. Çünkü uluslararası uçuş kuralları ve ulusal uçuş kurallarında zaten box'a koymadığınız takdirde köpeğinizi kabul etmiyorlar uçuşa. O yüzden seyahatlerde box'ı da kullanmanız gerekli olduğu için mutlaka box'a karşı da köpeğinizi alıştırmanız gerekiyor ve bu kurguyu da bebeklikte oluşturduğunuz zaman her şey çok daha rahat oluyor ileriye yönelik olarak. Bakın işte atıyorum 2 yaşına kadar bile ihtiyacınız olmasa buna, bu box eğitimine, bebekken kurguladığınız için refresh etmek, tazelemek çok kolay. 2 yıl sonra bir box tanıtımı gerektiğinde çok kısa bir sürede köpeğinize o sınırlandırmayı, o box'ın içerisinde kalmayı kurgulayabiliyorsunuz. Yine küçüklükten itibaren alıştırılması gereken şeylerin bir diğeri veteriner kliniği ziyaretleri. Bunu da veteriner fobisi, veteriner korkusu diye bir videomuz var. Orada anlatıyorum. Bebeklikten itibaren her zaman sadece aşı için
veterinere gitmemelisiniz. Sadece aşı hedefli veyahut da işte tedavi hedefli gitmemelisiniz. Köpek oraları travmatik yerler olarak kafasında kurgulamamalı. Birçok köpek sahibinin problemlerinden biri köpeğini veterinere götürürken çok zorlanması. Köpeğin orada yaşadığı tecrübeleri kötü tecrübe olarak zihnine imprint etmesine bağlı olarak bu tip yerlere karşı fobik algı geliştirmesi. Bunun olmaması için küçüklükten itibaren köpeğinizi veteriner kliniklerine gerekli gereksiz ziyaretler yaparak biraz böyle 15 dakika 20 dakika vakit geçirip orada biraz ödüllendirerek ki videoda onu gözlemleyebilirsiniz, rahatlıkla algılayabilirsiniz. Küçük ziyaretler yaparak veteriner kliniği ziyaretine alıştırmanız da kurgu içerisinde önemli olan noktalardan biri. Bir diğeri de bir diğer noktada köpeğin arabayla seyahate alıştırılması. Genellikle köpek sahipleri yavruluk döneminde arabaya sadece veteriner ziyareti esnasında köpeğini bindirdiği için köpekler arabayı yanlış kodlayabiliyorlar. Arabaya karşı bir anksiyete, araba tutması, yol tutması gibi kurgular oluşabiliyor. O yüzden yine bebeklikten itibaren arabayla seyahate köpeğinizi alıştırmanız, bazen işte haftada bir kere iki kere arabaya bindirip güzel bir parka gidip orada iyi vakit geçirip köpeğinizle birlikte tekrar arabaya binip eve dönmeniz gibi kurgular planladığınız takdirde köpek arabaya karşı pozitif bir algı geliştirecektir. Arabayla seyahat etmeye alıştırmak da önemli bir alışkanlık, edindirmeniz gereken bir alışkanlıktır. Yine yavruluk döneminde köpeğinize alıştırmanız gereken bir diğer kurgu sosyal çevre realizasyonu. Yani köpeğin şehir yaşantısı ve şehir yaşantısının getirdiği şeylere alışması. Ne gibi? Ses, gürültü, insan hareketleri gibi kurguların hepsine, işte rüzgar, gök gürültüsü. O yüzden bebeklikten itibaren aşı programı bitmemiş olsa bile kucağınıza alıp küçük, kısa, bu yaşadığınız mahallede 10 dakikalık turlar, 15 dakikalık turlar yaparak yine köpeğinizde bu realizasyon kurgusunu, alışkanlığını geliştirmeniz önemli. Bebeklikte diğer önemli kurgulardan bir tanesi alıştırmanız gereken manipülasyon. Yani köpeğin vücuduna karşı yapılacak olan manipülasyonlara alışık olması veyahut da izin verecek kadar duyarsız olmasını sağlamak. Özellikle köpeği fırçalamak, taramak gibi kurgulara alıştırmak çok önemli. İşte kulağını kontrol etmek, poposunu kontrol etmek, ayaklarını silmek için ayaklarını tutmak gibi kurgulara bebeklikten itibaren alıştırmanız gerekiyor. Bu tip alıştırmalar ilerleyen dönemde veteriner ziyaretlerinde, veteriner hekiminizin de yapacağı manipülasyonlarda köpeğinizin daha pozitif davranışlar geliştirmesi, daha az travmatize olmasını sağlayacaktır. Yine yavruluk döneminde kazandırmanız gereken bir alışkanlık da tabii ki bütün hayatı boyunca bize lazım olacak köpekle olan ilişkimizde ve dış dünyada çok önemli tasma ve kayış alışkanlıklarını bilmesi. Bebeklikten itibaren göğüs tasması, boyun tasması, kayış, uzayan kayış, flexible kayışlar, retractable kayışlar, bunlara karşı bir alışkanlık geliştirmek çok önemli. O yüzden bebeklikten itibaren tasma ve kayışa karşı bir tolerasyon. Bunlar evet birer kısıtlama ama bunu bebeklikte kurguladığınız zaman hayvanın reaksiyonlarını düşürmüş olursunuz. Bu da köpeğin daha rahat bir kurgu içerisinde sizinle birlikte gezmesine neden olur. Son olarak da alıştırmanız gereken şeylerden bir tanesi de üzerinize atlama. Birçok köpek sahibinin özellikle orta boy ve büyük ırk köpeklerin sahiplerinin ortak problemlerinden biri üstüme çok atlıyor. Bununla ilgili de bir videomuz var. Köpekler neden üzerimize atlar diye. O videoyu da izleyebilirsiniz. Küçüklükten itibaren eğer bu davranıştan hoşlanmıyorsanız şöyle düşünün, işte bir Cane Corso yavrunuz olduğunu düşünelim. Küçükken zaten küçük çıkıyor, en fazla dizinize kadar seviyorsunuz ama büyüdüğü zaman üstünüze atladığında hayır diyorsunuz, ittiriyorsunuz. Tabii ki bu köpeğin kafasını karıştırıyor. İlerleyen dönemde üste atlamayı istemiyorsanız küçüklükten itibaren hiçbir zaman üste atladığında köpeğinizi sevmemelisiniz, onore etmemelisiniz ve bundan hoşlanmadığınızı küçüklükten itibaren köpeğinize algılatıp doğru bir kurgu oluşturmanız gerekir. Üste atlama çünkü genellikle hayvan sahibinin kendisinin pekiştirdiği bir kurgudur. Evet arkadaşlar, bu örnekleri arttırmak mümkün ama aklıma gelen belli başlıları bunlar. Yavruyken köpeğinizi alıştırmanız gereken kurgular, bunlara dikkat etmeniz gerekiyor çünkü köpeğin ilerleyen yaşlarda edineceği kalıplaşmış davranışların kökeninde hep bu bebeklik dönemindeki eksiklikler yatıyor.